Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, alimlerin mürekkebi ağır gelir. Mahşer günü İslam alimlerinin mürekkebiyle şehitlerin kanları tartılır, alimlerin mürekkebi ağır gelir. Şehitler için bir sancak emredilir ve bu sancak da Yahya aleyhisselamın eline verilir. Yahya aleyhisselam önlerinden gider. Alimler yine bunların da önüne geçerler ve şehitler bizim ilmimizden öğrenerek çarpıştılar. Biz onlardan ileri gitmeye daha ziyade layığız derler. Bunun üzerine Allahü Teala, alimler benim yanımda peygamberlerim gibidir buyurduktan sonra, alimlere hitaben, dilediğiniz kimselere şefaat ediniz buyurur. Alimler de aile fertlerine, yakınlarına, komşularına, arkadaşlarına, mümin kardeşlerine ve talebelerinden kendilerine tabi olanlara şefaat ederler. Bu alimlere şefaat izni verilince, alimlerden her biri için bir meleğe nida ettirilerek, filan alime Allahü Teala şefaat etmekle emreyledi. Kim ki o alimin bir işini gördüyse, bir lokma yemek yedirdiyse, bir içim su verdiyse, yahut o alimin kitaplarını yaydıysa, onlara şefaat edecektir denilir. O alime iyilik yapanlar, kitaplarını dağıtanlar kalkarlar, o alim de o kimselere şefaat eder. Hadis-i şerifte ilk önce Resul olan peygamberlerin, sonra Nebi olan peygamberlerin ve daha sonra da alimlerin şefaat edecekleri bildirilmiştir. Mahşer günü alimler için bir beyaz sancak bağlanır ve İbrahim aleyhisselama verilir. Şehitlere ve alimlere yapılan bu muameleden sonra bir münadi tekrar, nafakası için her gün çalışıp terleyen ve kazandığıyla kanaat eden fakirler nerededir diye nida edilir. Fakirler de Allahü Teala'nın huzuruna götürülür ve Allahü Teala fakirlere hitaben, "Merhaba ey dünya kendileri için zindan olan kimseler," buyurur. Bunlar için de bir sarı sancak bağlanıp İsa aleyhisselamın eline verilir. Kıyamet günü peygamberler minberler üzerindedirler. Her bir peygamberin minberi kendi mertebesi miktarıncadır. İtikadı doğru olup bildikleriyle amel eden alimler de nurdan kürsiler üzerinde otururlar. Allahü Teala'nın dinini korumak ve yaymak için şehit olanlarla salihler, yani İslamiyete uymuş olanlar, Kur'an-ı Kerim'i hürmetle ve teganni etmeden okuyan hafızlarla, ezanı sünnete uygun olarak okuyan müezzinler, toprağa miskten olan yerlerdedirler. Bunlar İslamiyet'in hükümlerine tabi olarak iyi amel işledikleri için kürsi sahibidirler ki, Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlerden sonra kendilerine şefaat izni verilecek olanlardır. Mahşer günü Kur'an-ı Kerim de şefaat edecektir. Nitekim hadis-i şerifte, Kur'an-ı Kerim, kıyamet gününde yüzü ve ahlakı güzel bir kimse suretinde gelir, kendisinden şefaat talep olunur ve şefaat eder. Kendisini musikiyle okuyanlardan davacı olur. Böyle kimselerden hakkını ister, razı olduğu kimseleri alıp cennete götürür buyuruldu.